Sevgili gençler, çokgenler 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar birlikte düzgün çokgenlere yoğunlaşıp onlarla ilgili arkadaşlar sınavlarda çıkabilecek kaliteli sorular çözeceğiz. Evet, hazırsınız. Kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Bir tane düzgün beşgen vermiş arkadaşlar bize ve 3 tane de eşitlik vermiş. AF kenarı CD kenarına eşitmiş. O da EF kenarına eşitmiş. Hemen bakalım arkadaşlar bunları yazmış mı? AF, EF ve CD. Evet arkadaşlar bu eşitleri şekilde görüyoruz. Buna göre diyor arkadaşlar CBF açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Hemen burayı bulalım. CBF'ye bakalım. Evet arkadaşlar şuradaki açımız. Oraya X diyelim. Hedefimiz X'i bulmak. Şimdi arkadaşlar düzgün beşgen dediği zaman kenarındaki eşitliği diğer kenarlara yazmalıyız. Evet arkadaşlar şuraya eşitlik koyduk. Buraya eşitlik koyduk. Böyle devam ediyoruz. Bakın bunları yapmamız bize ne kazandırdı diye düşünebilirsiniz. Bakın burada ne çıktı ortaya? Eşkenar üçgen çıktı. Kenarlar birbirine eşitmiş. O zaman arkadaşlar hemen eşkenardan dolayı biz buralara 60'ar derece yazabiliriz. Evet. Şimdi düzgün beşgen olduğu için arkadaşlar bir iç açısını hemen aklınızdan söylemelisiniz. 108 derecedir. Evet. Bunu bilmeyenler de arkadaşlar mutlaka nereden bulsun? N-2 çarpı 180 bölü N ifadesinde N yerine 5 koyarak bulabilir arkadaşlar. Bir iç açısını bu şekilde buluruz. O zaman arkadaşlar 108 derece ise A köşesi mesela. O zaman 60 dereceyi çıkarttığımız zaman 108'den 60 çıkartın 48 bulursunuz. Sonra arkadaşlar şuradaki taban açılarımızı düşündüğümüz zaman o açılarımız birbirine eşittir. Eşit kenarın karşısındakine B yazarsak diğer eşit kenarın karşısına da B yazabiliriz. Buradaki ikizkenar üçgende iç açılar toplamı 180 olayını uygulayalım. 2B var orada. Bir de 48'imiz var. Üçgen olduğu için 180 derece diyoruz ve karşıya gönderiyoruz. 2B ifadesi arkadaşlar. Bu 48 karşıya eksi diye geçince çıkartırız. 180'den 48 çıkartırsanız 132 olur. Sonra da 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar şöyle bölüverin. Evet, bunlar giderler. B ifadesi 132 bölü 2'den 66 olacaktır. Şimdi arkadaşlar şuradaki 66 ise hemen yanındakini bize soruyorsa bunların toplamı beşgenin bir açısı arkadaşlar. Yani B artı X ifadesi beşgenin açısı yani 108 derecedir. Biz bunu 66 diye bulmuştuk. Karşıya gönderelim. X ifadesi demek ki 108 eksi 66 arkadaşlar. Bu çıkartmayı yaptığınız zaman da 42 bulursunuz. Cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler, kaliteli öğretici bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Şekilde demiş arkadaşlar eş kareler kullanılarak oluşturulan düzgün çokgenin çizimi için demiş arkadaşlar 18 tane kare kullanılmıştır diyor. Bu çizimde arkadaşlar komşu iki karenin arasındaki dar açıların ölçüleri eşit ve x'tir demiş. Bakın burası x'ken arkadaşlar şuraların da x olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Buna göre demiş x açısı ölçüsü demiş kaç derecedir? Evet x'i bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Düzgün çokgen dediğimizde arkadaşlar şurada iç açılara sahip. Evet biz bu iç açı ve dış açı olayını söylemeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen kırmızıyla size göstereyim. Bunlar kare ise arkadaşlar şuralara 90 yazabilirsiniz. Bakın burası 90'dır, burası 90'dır. Hep her köşede arkadaşlar aynı görüntüyü görmekteyiz. Mesela bir tanesini incelersek arkadaşlar şuraya baktığımız zaman burada iç açısı var düzgün çokgenimizin. Şurada bir x açımız var. Şurada 90, burada 90 var arkadaşlar. Bunu hemen aşağıda bakın kendi oluşturduğum ifade üzerinden söylemeye çalışacağım. Bu bir düzgün çokgen olursa arkadaşlar şurası iç açıysa iç açı diyelim. Şurası dış açıdır. Evet arkadaşlar bir de şurada bir 180 derecemiz vardır. Yani bunlar birleştiği zaman bize 360 dereceyi oluşturur. Bu da neyi söyleyeceğim arkadaşlar? Oraya baktığınız zaman şu 90 dereceler şu 180'i oluşturuyor. Şurası da iç açı olduğuna göre arkadaşlar geriye kalan şu x dediğimizde dış açı olacaktır. Şurası iç açı. O zaman orada kalan son ifade x dediğimizde dış açıya denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Demek ki bize x diye verdiği ifadeler bu içerideki oluşan düzgün çokgenimizin dış açılarıymış. Peki arkadaşlar dış açı nasıl bulunurdu? Hatırlayın bir tane dış açı 360 bölü n ifadesinden bulunurdu. O zaman burada da baktığımız zaman arkadaşlar kenar sayısı 18 taneymiş. Çünkü o karenin kenarları çokgenimizi oluşturuyor bizim. O zaman şuraya 18 koyduğunuzda o dış açı olan x'i bulmuş olacaksınız. 360 bölü 18 ifadesi arkadaşlar. Hemen bölmeye çalışın. 36 ile 18
tam bölünürler. 18'e bölsek 1, 18'e bölsek 2. Yanında da 0 olduğu için 20 buluruz. Yani o dış açıymış arkadaşlar ve ölçüsü 20 dereceymiş. Cevabımız E şıkkıymış. Evet sevgili gençler, 3. örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler vermiş. Evet arkadaşlar, diyor ki en kenarda bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n ifadesiyle hesaplanır demiş arkadaşlar. Dikdörtgen biçimindeki de bir kağıt parçasını almış arkadaşlar. Şekildeki gibi demiş. Kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra, bakın şuralardan kesmiş kendisi. Evet, 4 tane üçgen parçayı çıkartmış. Şu kenardaki üçgenleri çıkartıyor arkadaşlar. Geriye kalan şeklimiz bir düzgün altıgen oluyormuş. Buradaki ifademiz. Bu düzgün altıgenin arkadaşlar çevresi 12 birim olduğuna göre demiş. Kağıdın demiş kesilmeden önceki alanı kaç birim karedir demiş. Evet arkadaşlar, şöyle birlikte düşünelim. Düzgün altıgense arkadaşlar her bir kenarına biz A dersek A'ları topladığımız zaman 6A yapar. 6A ifadesini arkadaşlar biz burada 12 diye bildiğimiz için 6'ya bölersek bir kenarımız 2'ymiş. Tamam arkadaşlar, kenarımız 2. Sonra şunu düşünmeliyiz. Altıgen dediğimiz zaman arkadaşlar açılarımız 120 derecedir. O 120'ler bize yardımcı olacaktır. Mesela bize kesilmeden önceki şeklin alanını sorduğu için oraya doğru gidelim. Şimdi şu mesafeyi siz zaten kaç buldunuz arkadaşlar? Burayı 2 buluruz. Sonra burası da 2 olacaktır. Tüm kenarları birbirine eşit olduğu için. Sonra arkadaşlar şurasının 120 olduğunu biliyorsunuz. Şurada minik bir üçgenimiz var. O üçgeni şuraya çizeyim arkadaşlar. O üçgenimizi kullanacağız. Evet, şuradaki kestiği üçgenlerden bir tanesinin üzerinden konuşalım. Şimdi arkadaşlar burası 120 ise onun yan tarafı 60 derecedir. 180'e tamamlayın. Yani şuradaki 60 derece olacaktır. Şu 2 dediğimiz kenar burası arkadaşlar. Şimdi bu zaten kendisi bir dikdörtgen olduğu için şu köşesi 90 derecedir. O zaman buraya 90'ı yazdık. Ne var elimizde arkadaşlar? 60 var, 90 var. Şurası da 30 olacaktır. O zaman buradaki üçgenimizi kullanırsak 90'da 2 varsa 30'da ne olur arkadaşlar? 1. Demek ki bu kenarımız 1'miş diye bulduk. Bir de 60'ın karşısını söyleyelim. 30'da 1 varsa 60'da da kök 3 olacaktır. O zaman oraya da kök 3 yazıyoruz. Şurası da kök 3'müş. Aynı şekiller olduğu için burası da kök 3'tür. Buralar da 1'dir. Burasını da 2 diyebiliyoruz. Evet, hemen böyle yerine koyun arkadaşlar. Zaten şunları koyduğumuz zaman şuraya da 1 koyduğumuzda hemen artık cevabı söyleyebiliriz. Orada dikdörtgenimizi düşündüğümüzde arkadaşlar hemen şuraya bir tane dikdörtgen çizelim. Kafanızda canlansın diye. Oradaki dikdörtgenin kenarları belli artık. Bakın burada kök 3 artı kök 3. Şurası 2 kök 3'tür. Sonra alttaki kenarı toplarsanız 1, 2, 1 topladığınızda 4 olacaktır. Bunun alanını soruyorsa bu iki kenar çarpılırdı. Alan eşittir diyoruz arkadaşlar. 4 çarpı 2 kök 3. Bunu yaptığımız zaman da alanımız 8 kök 3 olur. Yani cevabımız B şıkkıymış. Evet sevgili gençler, güzel bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Bakalım bize neler söylemiş. Çevresi 48 santim olan demiş düzgün altıgen şeklindeki kağıt parçasından bahsediyor arkadaşlar. Bunu demiş FG boyunca kesildiğinde elde edilen demiş büyük parçanın çevresi 44 santim olmaktadır diyor. Evet arkadaşlar, bakın buradan böyle kesiyormuş bu kağıt parçamızı. Şu aşağıdaki büyük olan şeklimizin çevresi arkadaşlar 44'müş. Öyle söylemiş bize. O zaman demiş ki küçük parçanın çevresi kaç olur demiş. Evet arkadaşlar, burada işlem yapmaya çalışalım birlikte. Elimizdeki ifadeye şöyle bir bakalım arkadaşlar. Orada bizim bildiğimiz yine o 120-30-30 üçgenini oluşturacağız. Hemen bakın şuradan bir çizim yapacağız. Evet, şuradan çiziyoruz arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman o açılarımızı yerine yazalım. Yazmak istediğimizde şurası 120'dir arkadaşlar. Ve kenarlarımızı düşünmeye çalışalım. Kenarları düşünürken de çevreden yola çıkacağız. Düzgün altıgen olduğu için arkadaşlar her bir kenarımıza biz A dediğimiz zaman 6A dediğimiz çevreyi 48 olarak bize vermiş. O zaman arkadaşlar 6A dediğimiz ifade 48 olursa 6'ya böldüğümüzde bir kenarımızı 8 buluruz. Bunu kullanmaya çalışalım. Bakın şurası 8, burası 8. Ve bu üçgenimiz ikizkenar olduğu için arkadaşlar şurası 30, burası da 30 derece olacaktır. Onlar 30 derece olduğu için şu D köşesinde 120 dereceden arkadaşlar 30 derece çıkarsanız burada 90 derece olur. Şurada bir dik üçgenimiz var. Oradan cevaba gideceğiz arkadaşlar. Hemen orada düşündüğümüz zaman 120-30-30 üçgeninde arkadaşlar 8-8 ise şu kırmızı çizgimizi 8 kök 3 olarak düşünebiliriz. Sonra arkadaşlar biz bunu kestiğimiz yer belli değil. O zaman bir parçasına X diyelim arkadaşlar. Bir parçasına Y diyelim. Şuradaki oluşan çizgimize de B diyelim. Şu çizgiyle bu çizgimiz aynıdır arkadaşlar. Aynı parça, sadece birbirinden ayırmışız. O zaman arkadaşlar oradaki üçgenimizi tekrar beraber görmeye çalışalım. Bakın bir tane beraber o üçgenden oluşturalım. Şöyle yapalım.
Sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Orada öyle bir üçgenimiz var. Daha kolay görmeniz için burada canlandırmaya çalışıyoruz. Şurası 90 derece. Şurası X gözükmekte. Bakın şurası. Burası 8 kök 3 gözükmekte. Ve burası da B. F1, G1 dediğimiz ifade B'ye eşit. Burada arkadaşlar baktığımız zaman B ifadesinin tam sayı gelmesi lazım. Çünkü burada baktığımız zaman arkadaşlar büyük parçanın çevresi 44 demiş, tam sayıymış. Oradan düşünmeye çalışacağız. Pisagor yapmak istediğinizde B kare eşittir diyeceksiniz. 8 kök 3'ün karesi artı x'in karesi. Evet arkadaşlar, 8 kök 3'ün karesini almak istediğinizde 8'in karesi 64 olur. Kök 3 de dışarıya çıkıp 3 olacaktır. 64 ile 3'ü çarptığınızda 192'dir. 8 kök 3'ün karesi budur arkadaşlar. Artı x kare. Şimdi orada arkadaşlar tam sayı gelmesi için birazcık deneme yanılma yapalım. Yani x'e değerler verelim arkadaşlar. X'e 1 versek ne olur? X'e 1 verseniz arkadaşlar 1'in karesi 1 olur. Toplarsam 193 hiçbir sayının tam karesi değildir. 2 verdiğimiz ama arkadaşlar o zaman güzel olacaktır. 2'yi verdiğiniz zaman orası arkadaşlar b kare eşittir 192 artı 2'nin karesi. Yani 4 196'ya dönüşür. 196'nın da karekökü 14'tür. Bir kontrol yapalım arkadaşlar. Dediği gibi o büyük parçanın çevresi 144 olacak mı? Hemen yapıyoruz. B'yi zaten 14 buldunuz şu anda. X'i de 2 aldınız. Kenarımız 8'di arkadaşlar. 8 olduğuna göre 8'den 2 çıkarsanız burası da 6'dır. Burası yine kenarımız. Burası da kenarımız. Burası da kenarımız. O zaman bu büyük olanın çevresini toplarsak 8, 8, 8. 3 tane 8, 24. Artı arkadaşlar 14 ve 6'mız var. Onları da toplayalım. Hepsini toplayınca arkadaşlar 44'ü veriyor. Demek ki arkadaşlar bunun 44 olmasını sağlayan x değeri 2'ymiş. B değeri 14'müş. O zaman şimdi biz de ne yapalım? Küçük parçanın çevresini yazmaya çalışalım. 8 artı 8 artı 2 artı b ifadesi. O zaman arkadaşlar topladığımızda 8 artı 8 artı b dediğimiz 14'tü. Artı bir de 2 var arkadaşlar. Bunları topladığımızda cevabımızı 32 olarak buluruz. Yani cevabımız D şıkkıymış. Evet sevgili gençler, öğretici güzel bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Bakalım bize neler söylemiş. Sarı ve kırmızı renkli demiş. Düzgün altıgen biçimindeki iki karton demiş arkadaşlar. Birer köşeleri ortak demiş ve ikişer kenarları düzgün altıgen şeklindeki mavi kartonun kenarları ile çakışacak şekilde üzerine yapıştırılıyor diyor arkadaşlar. Şu görüntüden bahsediyor bize. Sarı ve kırmızı renkli altıgenlerin demiş arkadaşlar alanları demiş sırasıyla demiş 5 birim kare ve 45 birim kare ise demiş. Mavi kartonun arkadaşlar görünen kısmının alanı kaç birim karedir demiş. Burada arkadaşlar şunu düşünmemiz lazım. Bu altıgenleri düşündüğümüz zaman arkadaşlar hem kenarları hem de açıları aynı olduğu için arkadaşlar. Yani baktığımız zaman hepsinde 120 derece görürüz. Hem kırmızıda hem sarıda hem de mavide arkadaşlar. Açıları aynı olduğu için bunlar benzerdir. Yani düzgün çokgenlere baktığımız zaman arkadaşlar altıgenler, beşgenler kendi içlerinde benzer olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki altıgenler üzerinden beraber konuşalım arkadaşlar. Burada önce sarı ve kırmızının benzerliğini konuşmuş olacağız. Şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar oradan şöyle ortadaki bu orta taban dediğimiz çizgilere geçiş yapacağız. Orada düşündüğümüzde arkadaşlar şu kırmızının orta tabanına biz şuradan şuraya kadar olan mesafeye x dediğimizde diğerinde sarı olandaki orta tabana da y dediğimizde arkadaşlar o zaman y'nin x'e bölümüyle bağlantılı konuşursak arkadaşlar bu kenar oranıdır. Bunun karesini düşündüğümüz zaman bu ifadede alan oranlarını anlatır bize. Yani 5 bölü 45'i anlatır arkadaşlar. O zaman sadeleştirme yaparsanız bunları 5'e böldüğünüzde 1 bölü 9 bulursunuz. Sonra da karekök aldığımızda arkadaşlar her iki tarafın şöyle. O zaman buradaki kare ile karekök birbirine götürür. Y bölü x ifadesini buradan 1 bölü 3 olarak buluruz. Bu bize şunu anlatıyor arkadaşlar. Küçük olan parça 1 birimmiş, büyük olan parça 4 birimmiş. O zaman biz buradaki ifademiz yine o zaman ne diyelim? Y kalsın ama diğerine birlikte şunu söyleyebiliriz arkadaşlar 3y diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şunu yapalım bu sefer de. Maviye geçiş yapmak için bunu yapacağız. Şöyle yapalım. Küçük olanın alanı arkadaşlar 5 gözüküyor. Büyük olanın alanını bilmiyoruz. Onu bulmaya çalışacağız. Büyük alanımız k olsun diyelim. Büyük altıgenin alanı. Bu ifade arkadaşlar kenar oranının karesine eşittir. Kenarlarımızı düşündüğümüz zaman küçük olandaki kenarımız y. Büyük olan altıgende de kenarımız arkadaşlar 4y gözükmekte. Bunun karesini aldığımız zaman alan oranlarını bulmuş oluruz. Hemen bu işlemimizi yapalım. Bakın y'ye böldüğümüzde 1, y'ye böldüğümüzde 4 olur. Karesini aldığınız zaman da 5 bölü k ifadesi yani alanlar oranı arkadaşlar 1 bölü 16 olacaktır.
İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman K çarpı 1 K 5 kere 16 80 olur. Bu 80 dediğimiz arkadaşlar tüm şeklimiz. Yani sarı, kırmızı ve şu aradaki mavileri anlatır bize. Kendisi bize ne diyor arkadaşlar? Sarıyı verdim, kırmızıyı verdim, şu aradaki mavileri bul demiş. O zaman arkadaşlar 80 ifadesinden o sarı ve kırmızıyı çıkarttığımız zaman aradaki mavileri buluruz. O zaman arkadaşlar 80'den 50'yi çıkartmamız lazım. Çıkartırsak da 30'dur. Demek ki cevabımız B şıkkıymış. Sevgili gençler, sınavlarda çıkabilecek güzel bir soruyla devam ediyoruz. İfademize bakalım arkadaşlar. Bize neler söylemiş? Şekilde demiş A noktasında yer düzlemine dik ve boyu 13 metre olarak verilen demiş. Direkt demiş rüzgarın etkisiyle A noktasından dönerek demiş. Önden görünümü düzgün altıgen biçimindeki deponun demiş üzerine devrilmiştir diyor arkadaşlar. Evet, buradaki direğimiz bu tarafa doğru devrilmiş arkadaşlar. Depoya böyle yaslanmış. Sonra arkadaşlar oradaki birimlere bakalım. Ne demiş? AT 13 metre demiş. Evet, şeklimize yazmış. FL 1 birimmiş. 1 metreymiş arkadaşlar. Tamam, şuradaki FL 1 metreymiş. Tabii yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Orada biraz diğer tarafa yazmış. Burası 1 birimmiş. Sonra devam ettiğimiz zaman AKFL. Evet arkadaşlar, buradaki çizgimiz doğrusal oluyormuş. Evet. Sadece burada direğimiz yan yatmış ama kırılma olmamış. Onu söylemeye çalışmış. Buna göre demiş depo demiş. Altıgen depo demiş. Çevresi kaç metredir demiş. Evet arkadaşlar, altıgeni hatırlayalım. Altıgende bir kere öncelikle bilmemiz gereken arkadaşlar bir iç açısı 120 dereceydi. Hemen buraya 120'mizi yazıyoruz. 120 yazdıysak arkadaşlar yan tarafını hemen 60 derece olarak söyleyebilirsiniz. Sonra mesela K köşesi de 120'dir. O da altıgenin bir açısı. Onun da yan tarafı 60 olur arkadaşlar. Buralardan yola çıktığımız zaman oradaki minik üçgenimiz aslında eşkenar üçgen çıkacak. Çünkü iki tane 60 derece varsa arkadaşlar burası da 60 derecedir. Dolayısıyla biz altıgenin kenarına x dediğimiz zaman burası da x, burası da x, burası da x olur. Eşkenar olduğu için bunu söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar bakın şuradan işaretleyeyim. Buradan buraya kadar da yine x olacaktır. Çünkü KF dediğimiz altıgenin kenarına eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bu direk dediğimiz 13 metre olan, evet, kime eşitmiş? İşte buradan sayarsanız bakın iki tane x'imiz var, bir tane birimiz var. 2x artı 1'e eşitmiş. Buradan biri karşıya atın arkadaşlar. 2x eşittir. 13 eksi 1'den 12 olur. 2'ye böldüğünüz zaman da x'i 6 bulursunuz. Kenarımız 6 ise bize neyi sormuştu? Altıgenin çevresi. Altıgenin çevresi 6x'tir arkadaşlar. Her kenarı x olduğu için 6x'tir. O zaman yerine burada bulduğumuz 6 değerini koyarsak da 6 çarpı 6 36 olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Sevgili gençler, güzel çalıştık ve geldik son sorumuza. Evet, bakalım bize ne sormuş arkadaşlar. Şekil 1'de verilen demiş ABCDE düzgün beşgen biçimindeki kağıt demiş arkadaşlar. P elemanı DE olacak şekilde demiş. A köşesinden geçen D doğrusu boyunca ok yönünde katlanarak şekil 2'deki görüntü elde edilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın buradaki parça bu tarafa doğru katlanmış. Katlama olaylarında arkadaşlar eş üçgenler vardır. Bakın burada bir üçgen olduğu için bunun aynısından bir tane daha oluşmuştur. Burada görebilirsiniz bakın. Şurada kesik kesik gözüken üçgenle bu taraftaki üçgenimiz simetriktir. Birbirine eşittir. Bunu düşünmeye çalışacağız. Diyor ki arkadaşlar buna göre alfa ve beta açılarının toplamı kaç derecedir demiş. O zaman arkadaşlar biz şu beşgeni bir hatırlayalım. Beşgenin bir açısı kaç dereceydi? Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Onun bir iç açısı arkadaşlar düzgün olduğu zaman 108 dereceydi. Yani şurada arkadaşlar 108 derecemiz var. Bunu düşünmeye çalışacağız. Şuradaki açımız 108 dereceymiş. Sonra şurada da dediğimiz gibi üst üste geleceği için katlamalarda o zaman burada açı ortay vardır arkadaşlar. Açılar aynıdır. Biz buradaki açımıza B desek buradakine de B diyebiliriz. Şuradaki açıya C dediğimiz zaman arkadaşlar şuradaki açımız da C olacaktır. O zaman biz bunun ışığında oradaki beta'yı ve alfa'yı söylemeye çalışalım. Önce arkadaşlar şimdi beta'yı söylemek istersek burada bir A köşemiz var. Beşgenin açısı 108 dereceydi. Beta artı arkadaşlar orada 2B dediğimiz ifade 108'e eşittir. O zaman bunu karşıya attığınız zaman arkadaşlar beta diye aradığımız ifade 108 eksi 2B'dir. Bir de alfayı söyleyelim arkadaşlar. Ama alfayı düşündüğünüz zaman arkadaşlar orada düz bir çizgimiz var ve 180 derece var. Onu görmeye çalışın. Burası 2C artı alfa dediğimiz ifade 180'dir arkadaşlar. Şöyle bir görüntü vardır. O zaman yazarsak arkadaşlar onu da şu kenarına yazayım şöyle. 2 tane C artı alfa eşittir 180 oluyorsa karşıya gönderdiğimiz zaman alfa ifadesinde 180 eksi 2C buluruz.
Bize bunların ikisinin toplamını soruyor arkadaşlar. Beta artı alfa dediğimiz ifade o zaman 108, 180 bunları toplarsanız 288 olur. Bir taraftan da arkadaşlar eksi 2b ve eksi 2c'miz var. Onlar da şu şekilde yazılır. Bize bunu sormuş. Bunu bulmaya çalışacağız. Ve orada bize yardımcı var mı diye bakalım. Yardımcı da şu arkadaşlar. Şuradaki üçgenin iç açılar toplamı. Onu bir kenarda yaparsak b artı c artı 108. Evet, b artı c artı 108 dediğimiz ifade üçgenden 180'e eşittir. 108'i karşıya attığımız zaman da arkadaşlar 180 eksi 108 72 olacaktır. Bunu 72 diye bulduysak arkadaşlar bakın şuradaki onun iki katıdır. Tabii eksili hali olduğu için 72'nin iki katını alın 144. Burası eksi 144'tür. O zaman arkadaşlar beta artı alfayı söylemeye çalışalım. 288 eksi 144 çıkartırsanız yine 144 kalacaktır. Demek ki arkadaşlar bu açıların toplamı 144'müş. Cevap D şıkkıymış. Sevgili gençler, TYT AYT geometri serimizde çokgenler konusunda tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet, tüm hızımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de konuyu pekiştirmek adına kendi kaynaklarınızdan bol soru çözmeye çalışın arkadaşlar. 300 soru hedefine ulaşırsanız bu konuyu tamamen kavramış olursunuz. Evet arkadaşlar, zorlandığınız kısımlar varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.